وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا ظَلَمُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Hemen Yasin'in üstündeki iki satırda bu yazıyor. Zulümleri, şirkleri, isyanları ve gafletleri nedeniyle Allah kullarının belasını çabuk verse, peşin verse, yeryüzünde gezen, debelenen canlı kalmaz. Bak, kuraklık olsa, bereketsizlik olsa karıncalar bile bundan nasipleniyor. Bütün hayvanat, haşerat zarar görür. Ve beddua diyor. Allahümme. Allahümme el'an usate beni Adem. Febişü'mihim müni'annel kat. Ben karıncaların dilini bilmiyorum. Hayvanlarla da konuşmayı bilmiyorum. Ama hadis-i şerifler bunu bize beyan ediyor. Bir kuraklığın, bir bereketsizliğin, bir krizin neticesinde etkilenen bütün mahlukat, ya Rabbi Adem oğullarının isyankarlarına lanet eyle, onların uğursuzluğu yüzünden rahmetlerimiz, yağmurlarımız, rızıklarımız kesildi diye lanet ediyorlar. İnsan böyle bir durumda, böyle bir mesuliyette, hele biz Müslümanlar bütün dünya insanlarının saadeti, selameti için çalışmakla mükellefiz.